Sevgili yelkenli ve motorlu çift takipçileri, bu serimizde motosikletimizle Antalya'dan Mora Yarımadası ve İyon Adaları turunu gerçekleştirdik. Bir önceki bölümde Navarin Kalesi, Piros Körfezi ve şehri, Voidokilya denilen nefis plaj ve sonrasında ise Finikin'de kampingimizde akşamı yapmıştık. Bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yasas, bu videomuzda Finikin'den ayrılıp Mora Yarımadası'nı en çok merak ettiğimiz olimpiyatların başladığı Olimpia Arkeolojik Kazı Alanı'na ve Olimpia Arkeolojik Müzesi'ne gidiyoruz. Arkasından Olimpiyat Müzesi'ni de geziyoruz. Ve güzel bir akşam yemeği yiyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Taleme! Güzel odadan ayrılma vakti. Mert Kaplan'ım günaydın. Nereye gidiyorsunuz acaba? Olimpia Antik Kenti. Olimpia. Olimpiyatları başlatmak üzere Olimpiya'ya intikal edeyim. Tabii 2024 yılındayız. Tekerimize taş değmesin. Otelimize geldik. Burası Olimpia. Otel Inamaus. Mert girdi. Otelimize yerleştik. Kilise manzarası olsun. Şöyle eskice bir otel ama asansörü var. Çok süper oldu eşyalarımız için. Bak diğer modları şunu bunu kapamışlar sadece klim. Bak derece artı şey şunlar kapamışlar yani. Dokun, dokanmayın. Dokanmasınlar. Aa motorumuz da buradan tam gözükür. İşte orada. Oo, dut ağaçları çok güzel. Soyunup dökünelim şu motorcu kostümlerimizi bir çıkaralım baksanıza. Ondan sonra odamızın güzel balkonu demiştik. Fiyatı 48 euro geceliği. Bakın odamız şurada. Hotel Inamaus. Olimpia. Ancient Olympia. Dünyanın çeşitli ülkelerinden bayraklar var olimpiyatlara katılan ülkelerin. Müze solmuş. Arkeolojik site düzmüş. Arkeolojik site düz müydü? Evet düzdü. Sen alakası bir yere. Ha ben öyle zannettim. Müzeye döndüm. O zaman geri dönelim müzeye dön. Stadyumda bambaşka bir yer. Geldiğimiz yoldaydı. Biraz kafam şu anda karışık benim. Tam buradan da gidiliyorduk. Antik Olimpiyat Belediyesi'ymiş ismi de. Ancient Olympia. Burada kafeler de var. Güzel kafeler. Uuu nasıl dolu. Müze düz diyor. Şu aşağısı mı müze acaba? Bakın arkadaşlar bu girişte sosyerinin yeri var. Bira 1 euro. Alkolsüz şeyler 1,5 euro. Çok ucuz ya. Suda 0,50. Kesin geliyoruz buradayım. Marketten ucuz yani. Ya akşama kadar burada oturacağım. Şöyle bir girişi var. Yangın var Yunanistan'ın bu bölgelerinde evet, çok fena. Şurada şeyin Türkiye'de yukarısında de olduğu gibi. Maalesef soğutma çalışmaları yapıyorlar. Hava çok puslu. İlerideki dağlarda biraz sonra zoomlarım. Böyle koca koca su çalıştırıyorlar yani. Resmen bahçe sular gibi ağaç suluyorlar. Bence şey yanmış işte diyordu ya zaten çok yangın var diye. Evet. Yazık günah.
Evet, müzenin girişine geldik. Evet, diyor ki UNESCO sabah... Dünya Mirası'ndayız şu an. Sabah 8, akşam 8 diyor. Durum bu. Bir şey var, bakalım stadyum burada mı? Bir onun bir şüphesi var. Evet, şuraya soracağız. Onu da ortaya çıkacak şimdi. Fışkiye yapmışlar. Evet, sulama. Evet, ha, onu gösteriyorum. Fışkiyeler sürekli suluyor. Bak, hiç buraya durmadan. Gelmesin diye. Hiç durmadan of suluyor. Of ya, yazık ya. Yazık yine yazık. Bu da güzel bir şey ama bak, soğutuyor ne güzel. Ben de bundan aklıma gelmişti. Böyle bir şey yapsalar ya diye. Kocaman bir... Kocamanlar çünkü devasa olduğunu düşünebiliyor musun? Hakikaten kocaman. Evet Eda, şimdi nasıl girdik? Ne oldu bir anlatsana. Evet, 12 euroymuş. Kişi başı. Kişi başı 12 euro. Hem arkeolojik alan var, hem stadyum var sonunda. Hem de iki tane müze var. Biri bu arkeolojik müze, burada bulunan kalıntıları gösteriyor. Birisi de olimpiyat oyunlarının tarihini gösteren müze. O da başka bir yerde gideceğiz. Yukarı. En önemli yerlerinden birindeyiz. UNESCO Dünya Mirası. Milattan önce 700 yıllarında bile oynanan olimpiyatlar. Hem tanrılara tapınma merkezi burası. Burada pek çok, özellikle Zeus için tanrıların kralı ve diğer tanrılar için de tapınaklar var. Ayrıca bir de Hera İon var. Hera İon ise kadın olimpiyat atletleri için Hera adına düzenlenen yarışlar. Bu Pelops'un, yani Pelopones'in tapınma kültü alanlarından birisi bu baktığımız şu anda. Hı hı. Altis deniyor buna. Altis de bu olimpiyanın önemli bir parçası. Pentagonal şekilde yapılmış, yani omgen. Büyük bir tümülüs. Dikdörtgen yapıda evler varmış. Yani ev üstü kapatılmış. Yaşam yeri. Asurlu zırhı bronzdan. Üstündeki süslemeler Asurlulara ait. Bu da 7. yüzyılda bulunmuş milattan önce. Küçük küçük şeyler hep adak oluyor. Bunlar yani, altarda bulunmuş. Evet, tanrılara adanmış figürler. İşte savaşçı olsun, boğa olsun. Gözleri. Gözleri kemikten yapılmış böyle bir figür. Bir tanrısal bir figürü anlatıyor. Artemis olabilir, Nike olabilir demişler ya da Sphinx demişler. Asur özellikleri taşıyor yani. Bakın bu da öyle. Ve geç Hitit geleneği. Geç Hitit, Asur. Yani bizim bunlar aslında. Ya ama ne kadar etkiliyor, farkında bizim, mısın? Bizim değil mi? Birbirlerine. Aynı yapı. Bu şey, kuşla ejderha arası artık bunlar. Yavaş yavaş. Baksana, değişik. Kanatlı figürler de güzel. Bunlar hep üç değişik. Ayaklar ve kazan ayaklarıymış. Ben sacı ayağı, kazan ayağı. Bunlar da griffinler. Çok güzel oluyor ya. Bunlara bayılırım. Bronzmuş. Bunlar aslan vücutlu oluyorlar. Kartal kanatlı oluyorlar. Kuş gibi üstleri. Bunları hiç görmemiştim bizim oralarda. Aslan birleşimi gibi. Bunlar böyle fantastik edebiyatta ejderhalara kafa tutabilen yegane yaratıklardır. Güzel. Mızrak kuşları. Kalkanlar. Çok havalı yalnız. Acayip artist yani. Aşkım kocaman shield ya. Evet, çok bunları büyük. Bunları nasıl taşıyorlarmış? Ya bu taşınmaz yani. Bunlar kalkan biliyorsun savaşçıların. Taşınmaz bu yani. Bronzdan bir de. Şurada da helmetler var ama bak. Ama taşıyormuş ya. İşte. Burada kasklara bak. Acayip bak. Savaşçı kaskları. Çok taşınmaz diye bayağı taşıyormuş. Vay be. Of. Bunları kafanda nasıl taşırsın ya? Bu Huni'li. Bayağı görkemli. Mert bunlar. Bayağı görkemli baksana. O güneş gibi sembol Hera tapınağının en üstündeymiş. Ha. Ay bunlar çok güzel. Çok görkemli, havalı yani. Ya baksana abi. Aslan bacak ayakları, pençeleri. Güzeline bak. Kazan. Megaryanların hazinesini gösteren bir pediment deniyor buna. Demek ki sanduka gibi. Üstünde giantların, devlerin yani savaşını gösteriyor. Yanında Zeus varmış. İçinde hazine saklı. Kilden yapılmış Zeus ve kucağında da ganimet. Ganimet tanrıların cup bearer'ı, yani içki sunan sakisi. Zeus bu çocukcağızı da, yakışıklı çocuğu kaçırıyor. Kullanıyor. Troya'dan kaçırıyor ve Olimpos'a getiriyor. Kanatlı Nike'mizi. Athena'nın yoldaşı. Çok kırık dökük olmuş. Zeus'a Mesenyalılar, Nafpaktiyanlar. Savaş kazandıkları için Spartalılara karşı bu Nike heykelini yapıp Zeus'a adak olarak sunmuşlar. Savaştaki zaferleri temsil eder zaten Nike ve Athena. Bir savaşçının heykeli. Nemea'ya gitmiştik ya, Nemea aslanını Herkül çıkından gelmişti. Bakın yerde yatıyor üstüne de Herkül. Bu salon büyük heykellerle dolu.
Düşünsenize tapınağın üstünde böyle üçgen çatı şeklinde. Tanrıların hepsi bir arada. Şöyle tam karşısından çekeyim. Aynısından tam karşımızda da var. Farklı kentor falan var orada. River of Kleidos. Onun at binicisi. Pelops'in atları. Biraz havalı ve şu büyük. Dört at Pelops'in atları. Düşünsene bak çatı böyle Mert. Evet ya havalı ve nasıl? Bu Zeus tapınağının çatısı. Çok bu kadar büyükmüş yani. Ya ortada Zeus. Yani? Yanda efsanevi kral Pelops. Yani Peloponnesos. Moria'ya ismini veren kral. Oinomaos. Yine başka bir kral. Mirtiller. Oinomaos'un atları. Karşıya bakalım. Aynı o da öyle çok havalı. Çok havalı değil mi? Çok art. Fazla güzel. Bak yani. Kentor yara at yara adam. Orada da bir kadın başka bir kadına kaçırıyor. Ortada Apollon. Aa Mert'in tanrısı. Sanat ve müzik tanrısı. Yanında Theseus. Bu da kahraman. Lapit'in. Lapitlerle savaş. Kentor. Yine Lapitler. Kentor. Ve Lapitler yine. Bu tarafta Apollon'un yanında Peirithous. Eurytion. Diadameia. Ve şanlı Zeus'umuz. İçinde gene sütunlar, sütunlar, sütunlar yapıyorlar ya. Çok acayip. Oo insanın boyutu. Rise Elephantine Statue of Zeus diyor. Torso ve armsları, kolları şeyden yapılmış. Güya böyle bir heykel varmış düşünsenize. Dünyanın yedi harikasından biri bu. Fil dişinden yapılmış. Ya. Diğer tarafları altından. Bak bir şey göster bak. Göster. Şu şeffaf şey insan boyutunu gösteriyor bak. Bak görebiliyor mu kamera insan boyutunu? Ay evet ya. Görüyordur herhalde. Yani Zeus tapınağının içinde koskocaman... İnsan boyutu ve kapıya bakarsan zaten. Evet insanın da... Phidias isimli bir heykeltıraş var zamanının. O yapıyor bu heykeli arkadaşlar. Bu heykel zaten antik dünyanın 12 harikasından birisi olarak kabul ediliyor. 12.40 metre boyundaymış. 12 metre 40 santim boyundaymış. Diyorlar ki 4. yüzyılda, İsa'dan sonra 4. yüzyılda Konstantinopol'a yani İstanbul'a götürüldü ve orada da muhtemelen diyor parçalandı diyor. Phidias isimli o büyük heykeltıraşın atölyesinde bulunanlarmış bunlar. Çeşit çeşit şeyler yapmış, hep çalışmalar yapmış. Olimpiyada bulunan en önemli heykellerden birisi bu evet. Mert'cim. O kadar Hermes, güzel ki. Haberci Tanrı. Şey üstündeki detaylara baktım da demin. Kucağında minik Dionysos'u tutuyor, bebek Dionysos'u. Çok güzel ama ya. Baksana pelerinin düşüşmüş acayip yani. Evet. Yalnız Antalya Arkeoloji Müzesi'nin ödüllüdür biliyorsunuz ki. Onu gezdikten sonra burası değil mi? Zayıf kalır. Zayıf kalır. Buradaki buluntular ise Leonidaion'dan çıkan buluntular. Leonidaion olimpiyatlarda yarışmak üzere yurt dışından gelen yabancı atletlerin kaldığı yere deniyor. Tapedia Pexi. Çocuklar oynuyor. Bunlar da Palestra'da bulunanlar mı? Olabilir. Hemen Roma kralları tabii ki. Tiberius, Claudius, Atticus of Marathon falan filan. Şu boğa güzelmiş be Mert. Boğa da Zeus'un sembollerindendir. Atticus'un karısı Regilia'yı anlatıyormuş. Onun yaptırdığı bir adakmış. Heykellerden de adak yapıyorlar. Yani hem sanatı hem sporu hem yeme içmeyi kullanıyorlar. Evet, stadyum arkada. Ortada Zeus tapınağı büyük. Hera tapınağı. Palaestra falan hani atletlerin hazırlandığı yer, yabancıların kaldığı yer. Yani günümüzde 4 yılda bir yapılan olimpiyatlar burada doğmuş Mert. Evet orada. Burada sonra... hem tanrılara bir armağan hem de bu antik Yunanların kendini gösterme sevdası. Az sonra ben de koşacağım. Az sonra bakacağız. Değerli ziyaretçiler, Olimpiya Arkeolojik Alanı'na hoş geldiniz. Dünyanın, antik dünyanın en eski dini alanlarından birindesiniz. Bütün Yunan dünyasında buranın gücü hissedilirdi. Burada Zeus, yani olimpiyat tanrılarının babası ve kralı tapınılırdı. Ve pek çok atletik yarışmalar düzenlenirdi bu alanda. Olimpiyat oyunları dedikleri. Zeus tapınağında altından ve fil dişinden heykel vardı. Bunu da ünlü Yunan heykeltıraşı Phidias yapmıştı. Zaten anlatmıştık. Olimpiyat oyunlarının seremonisi de burada olimpiyat ateşinin altında yapılırdı. Hala da günümüzde modern olimpiyat oyunlarının başladığında buradan Heraion'dan oluyormuş o galiba. Ateş yakılıyor olimpiyat ateşi. Olimpiya tapınım alanı. Roma zamanlarında burada termal... Ne varmış? Ronion termae. Hamamlar tabii ki. Roma hamamları. Cimnazyon. Burası Praetaneion. Burada da Hestia. Tanrıça Hestia adına yani ev tanrıçası. Evi yuvayı sembolize eden bir ateş yakılırmış. Ve de onur misafirleri ve de olimpiyat oyunlarının ziyaretçileri burada güzel bir şölen yemek yerlermiş.
Bu gördüğümüz ne diyorsun Mert'cim? Zeus Tapınağı. Zeus Tapınağı mı? Önce şuna bakalım istersen. Olur. Çok güzel sütunlar var. Burası Filipyon. Büyük İskender'in babası Filip için yaptırdığı Filipyon'u görüyoruz. Zeus onuruna yaptırmış burayı. Bir savaş kazanmışlar. Ronye savaşı mı? Nasıl bir şey bilemiyorum ismini. Alt üstteki yuvarlak olan bina bu. Tabii ki de buradan öncelikle Pergamon Müzesi'ne kaçırılmışmış zamanında Alman arkeolog tarafından. Fakat geri getirilmiş Berlin'deki Pergamon'dan. Biz Bergama'yı getiremedik. İsim bile Pergamon kaldı. Burası bu tapınım alanının en eskisi. Hera Tapınağı. Temple of Hera. O Hermes heykeli burada bulunmuş. Dorik şekilde yapılmış bir tapınak. Hatıra alalım. Peri kızların, nymphaların çeşmesi. Bu ne? Çeşmenin süsleri galiba. Ha o ne? Havuz gibi. Hemen bakıyorum. Bak söyle bize ne olduğunu. Ha burası prehistorik yani tarih öncesi çağlardan kalma bir yapıymış. Tam ne olduğunu bulamamışlar. İçinden pek çok çömlek çıkmış. Havuz olabilir. Bu ne? Kübele, bu Kübele tapınağıymış. Bizim var ya. Ha. Ana tanrıçamız. Evet. Doğa tanrıçamız. Narrea diye biz Kübele diyoruz ona. Şurası burada. Stadyum. Evet, stadyuma arka geldik. Taraf. Ancak yarışların yapıldığı. Burada önemli bir heykel var. Bakalım. Zannımca bu heykelde yakıyorlar ya da olimpiyat ateşi. Bilemem. Bugün ha. Bunu keşfedeceğiz arkadaşlar. Bu olimpiyat ateşi nerede yanıyor? O ateş yanacak. Nerede yanıyor? Ya ateş yakmayalım ormanlara. Ay evet ya. Hakikaten şey, tehlikeli. Of Allah korusun ya. Daha yakın dönem mi acaba? Tek bir mermeri güzelmiş. Eda bize o konu orayla ilgili bilgi ver bakalım. Okuyun. Aynen. Ptolemy anıtı. Ha başka bir. Dur. Ateş burada bu yanmıyor arkadaşlar. Bu Roma İmparatorluğu. Aa, güneş saatine benziyor evet. Bayağı öyle bence. Ama bizim yani antik kent bayağı bizim kadar çok gören vardır ben bilmiyorum yani. Evet yani. Dünyada ileri geri fırtınıyor. Bence UNESCO bize ödül vermedi. Bak, gerçekten. Anadolu'daki birçoğuyla çoğunu gördük. Evet stadyumumuza geldik arkadaşlar. Klasik zamanların stadyumu nasıl oluyormuş? 192'ye 28 metre oluyormuş Mert'cim. Bari 200 metre yap yuvarlak hesap olsun arkadaşım. Olimpiyat oyunları yani Hellano Diake güney tarafında yapılırmış. Demeter altarı varmış üstünde. Ben yavaştan gidiyorum. Sen anlatabilirsin. Kocaman kocaman. 45 bin izleyici kapasiteli. 45 bin az değil bence. 45 bin şimdiki iyi bir stadyumun kapasitesi. Evet bugün Mert yarışacak. Evet ilk atlet benim bu sıcakta. Beni çeksene burada. Kendini hangi atletlerden tanımlıyorsun? Spartalı mı olmak şuna, istiyorsun? Ben Olimpiyalıyım. Yok ben Hititliyim ben lan. Ankaralı değil miyim ben? Ha Hitit'ten mi geldim? Hititliyim tabii. Hitit'in gururu aslanı yağlı güreşte bir numara. Ya Allah bismillah. Ya Allah, bismillah diyerek koşu yarışmaları. Yeni başvuruda bulundum. Grekoromen'den sonra yağlı güreşi de başlatıyoruz burada. Bence böylelikle de. Tarihi değiştirip ilk yağlı güreşleri olimpiyada başlatmış olacağım. Şampiyon ben olacağım. Hadi bakalım. Hitit kazanacak. Başlangıç çizgisine bakın. Aynen. Ben gördüm orada. Mansur Yavaş kazanacak. Şey pardon. Ankara diyetin. Hayır, Mansur Yavaş benim şeyim. Sponsorun. Ha sponsor. Aa. Güreş kispetinde, ağa. Kispetinde güreş ağa aynen, Mansur Yavaş yazıyor. Tabii ama öyledir, adettir. Benimkinde böcek yazıyor. Muhittin böceğim. Evet, başlangıç çizgimiz. 45 bin kapasitelik stadyonumuz. Yarışlar yarışlar. Evet. Bakalım. Sırtındakini ver de çizgiden koşunu başlat bak. Ena. Tri. Ena. Diotria diyeceğim tamam mı? Tamam de hadi. Ena. Ena. Diotria. Yazık Hititler kaybetti. Bu kadar mı aşkım? Ben güreş dalındayım arkadaşım. Tutman da lazım. Pek çok spor yap. Evet Eda. Bu arada benden bahsettik de senden bahsetmedik. Sen hangi daldaydın? Ben Likyalıların gözdesi. Kral Sarpedon'un kızı. Oha yavaş gel. Tamam yavaş geliyorum. Hayır Sarpedon değil ya. Ne alaka? Perikles'in kızı. Likya'nın gözdesi. Eda Hatun. Instagram'ını da istersen yanında. Ya eski dönem yoktu. Evet. Burası Eko.
salonu ya da hepsi ekosistemiyor. Reflerin ref dekorasyonlarıyla süslenmiş. Allah Allah. Hı, şöyle miymiş? Güzelmiş. Evet, aynen. Oktagon şekilde yapılmış Kral Nero'nun, İmparator Nero'nun evi. Var ya hani yakan ortalığı. Ulan bugün amma çok yangından bahsetmiş tabii yarabbim. Tabii. Ya şey yakından çekiyor. Hestia tapınağı varmış. İçinde kendisi yaptırmış. Havalı bir gözüküyor. Girilmiyor zaten yine. Bu da Paionios'un zaferini gösteren kanatlı zafer heykeli varmış bunun üstünde zamanında. Ha o şu içeride kanatlı müzedeki Nike. O. Evet. Şu müzedeki. Evet. Mesenyanlarla Naspaktasların başarılarını gösteriyormuş Spartalılara karşı. Tanrılar tanrısı Yüce Zeus'un tapınağı. Bu mu? Evet. İçindeki altın İçinde o mu? Aynen 12 metrelik altın ve fil dişi heykelin bulunduğu Zeus'un en büyük tapınağı antik dünyada. Şurada. Aynen. Şurası. Çatısını hani içeride çekmiştik ya güya. Evet, şimdi buna gidelim de şeyden çekelim. Mert zaten bunun şeyleri, sütunları aşırı büyük yani aşırı evet, kalın. Çok havalı. Alman Arkeoloji Enstitüsü bu sütunu dikebilmiş. Biz daha güzel dikeriz ya. Tabii canım. Bunlar üstünü dikmemiş ki bir tane koymuş. Biz burayı tertemiz yaparız. Bakın bu sütuncukların üstünde aslanlar vardı. Varmış yani. Şey müzede var o aslanlar. Baktık. Yabancı atletler burada kalıyor. Muhtemelen bunlar da buralarda işte odalar var. Şunların üstü aslanlıymış. Şurası da başka bir yapı. Ona da bakalım. Evet. Leonid Aion. Öyle miymiş? Doğru bilmişsin. Aferin. Şöyle değil mi? Naxoslular yaptırmış burayı. Öyle mi? Hı hı. Adacıklılar ha. Leonides isimli bir Naxoslu bir mimar buraya gelmiş, gönlünden yapmış burayı. Hadi bakalım. Güzel yer, sonra da Romalılar zamanında da açık hava havuzuna döndürülmüş. Ah şimdi keşke olsan artık. Eyvallah, en güzel. Güzeldi kan şurada. Burası ha Fidyat ha, o isimli. Çok güzel olan şey. Evet, güzel Atinalı heykeltıraşın atölyesiymiş. Şu şey kocaman. Zeus'un büyük heykelini yapan. Kocaman kapısı olan. Hı hı. Daha sonraki zamanlarda burayı Bizans kilisesine çevirmişler adamın atölyesini. Evet, hemen. Sanat hemen dini şeylere çevriliyor. Farkında mıyız? Antik zamanlardan biri. Şöyle bu tuğla yapısından zaten Bizans olduğu anlaşılıyor. Şu altı orijinali hani milattan önceki çağı üstü Bizans yapısı. Şu tuğla tipinden hemen anlaşılır. Karışık karışık kullanmışlar. Burak kiliseye çevrilmiş yani. Evet, belli zaten. Zaten belli. Şurası da şey yapılan kısmı. Bunlar da Yunan hamamlarıymış. Termal hamamlar. Burada güzel seramik var. Yerler hep mozaikliymiş. Evet, mozaik. Güzel mozaikleri var. Şöyle mozaikler yani. Varmışmış. Efendim, sütunlu bir yapıdayız. Bu bunun ismi sütunlu yapı. Sütunlu yapıyı bize uyduruyor. Okur musun sonra müsait ama? Tabii ki. Şu üstü kapalı şu iki sütunlar var. Şunların hepsi şöyle gidiyor arkadaşlar. Şöyle gittiğini düşünün. Şöyle kompleman. Ondan sonra buraları kapalı. Avlusu sadece açık. Bu kısmı açık sadece. Bu palestraymış. Yani mesela yağlandıkları, antrenman yaptıkları, işte güreş için, boks için, atlama, zıplama eğitim için. Eğitim aldıkları değil mi? Aynen öyle bir alan. Tam ortası açık zaten. Şu iki sütunların arası da dediğim gibi kapalı. İşte odalar evet. Falan var yani. Güreş, boks, zıplama. Aynen. Şeye burada benim. Ayrıca filozoflar ve işte konuşma belagat sanatına usta olanlar da buralarda. Dersler verirlermiş ve fikirlerini yarıştırırlarmış. Neye benziyor biliyor musun? Bizim hanların hafif tipine benziyor. Mesela hanlar da böyle ortası açık hani evet. İki sütunlar arasında olur ya. Gerçi farklı ama. Bu da misafir hamamı. Leonidarium for guest. Yani misafirler için hamam. Duvardan ısıtmalı. 6. yüzyılda şarap fabrikasına dönmüş. Sonra da cam üretilmeye başlanmış. Praetoneion burası. Hestia'nın yani yuvanın ateşi, ateşin tanrıçası Hestia'nın olduğu tapınak. Ben de şu anda elimdeki selfie çubuğunu olimpiyat ateşi olarak yakıyorum. Uzat bakalım hocam çubuğunu. Olimpiyatlar biliyorsun ki dünyada barışı temsil eder. Bizim de atamız ne demiş? Yurtta sulh, cihanda sulh. Dadadat dadat. Pış pış. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Aferin. Evet Eda. Mert Kaptan.
Kiminle karşılaştık Mustafa burada? Mustafa Bey'le karşılaştık. Kendisi de Tiger kullanıcısı. Fethiye'den gelmiş. Bir baktık olimpiyada beraber. Dünya küçük. Dünya küçük. İki tekerin üzerinde daha da küçük. Motorcu olunca daha çok mutlu oluyoruz. Aynen. Valla ben böyle aslında orijinal rehberim ben ama uzun zamandan beri rehberlik yapmıyorum. Biz de benim bacanakla Doğan'la beraber çıktık. Aslında rotayı biraz biz sizinle ters yapıyoruz. Biz Midilli Lesbos'a geçtik. Oradan Selanik, işte Maçova, Emparos'u geçtik. Daha sonra Parga, buradan da Kalamata derken harika. Olimpiyanın girişinde bir baktık. Evet, hem de kapalı. Çiftler. Tamam, bir motorlu çiftle karşılaştık. Aslında komşu musunuz evet, şeyden? Evet. Antalya'dan. 48.07. 48.07 plaka. Şöyle mi yapıyoruz? Evet. Böyle yapalım. Aynen. Moda ya şimdi, böyle aynen yapalım. Tamam mı? Harika oldu. Dünya çok küçük gerçekten. Evet, çok memnun olduk. Var mı bana sormak istediğiniz vallahi bir şey? Mutluyuz. Tanıştığımıza memnun olduk. O da motoruyla hep geliyormuş. Video zamanında zaten görüşeceğiz. Tercih ediyormuş. Sorularınız olursa Mustafa Bey'i artık Fethiye'de bilemiyorum. Fethiye, merkezdeyim, merkezde. Apple emlak dediğiniz merkez benim bile. Aynen. Mustafa Bey'i buluyorsunuz emlak. Şu gelen delikanlı da benim bacanak. O da İstanbul'dan harika geliyor. Harika. İki motor mu geliyorsunuz? Evet, iki motor. İki motor. Çok güzel. Çok güzel. Hava çok sıcak bu arada. Çok, 40 dereceler. Evet, acayip sıcak. 37-38 derece. Adamın yangın var. Benziyor. Yangının şeyi vuruyor. Dün şeye baktım. Biz vuruyor gelirken buraya bir de Parga'dan yukarıdan dağdan gelen bir yol vardı. Hani oraya mı geleyim diye uyarı veriyordu. Yangın evet bölgesine aynen, çok aynen, yakın aynen diye. Ve sulama yaptılar sabah. Bilmiyorum evet, dikkatinizi evet çekti yani mi şey, dağda. Olimpia bu arada çok güzel arkadaşlar. Çok güzel bir şehir. Güzel. Gerçekten. Bekleriz. Evet, benim ikinci gelişim. Olimpia daha peşine. 2011'de de biz. Bir başka motorcu. Benim bacanak. Bir motorcuyla daha tanışalım. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Nasılsınız? Hep ilk hoş bulduk. Yok, siz bizden önce damlamıştınız. Durum bu. Ben size hayırlı yolculuk diliyorum. Tamam. Yine de. Memnun olduk hocam. Mert. Doğan'ım memnun musun benden bak. Evet. Tavsiye ederim. Yol arkadaşı. Beraber gezilir mi gezilir dedi. Tamam. İyi rehber. İyi rehber. Peki. O zaman size de sağ salim, sağlıklı sürüşler. Mutlu sürüşler dileriz. Bunlar bize tersten yapıyor. Biz Antalya'dan Mora'yı dolaşıp şimdi adalara geçeceğiz. Parga'ya doğrayın ya. Uğrayacağız. Evet. Aldık gerçekten kaldığımız yerinden. İpuçlarını aldık. Güzel yer. Güzel. Görüşmek güzel üzere. Kendinize görüşmek iyi bakın üzere çok hocam. Allah işinizi denk getirsin. Amin. İnsanlarla karşılaşsın. Tamam. Amin. Kazasız belasız. Amin. Sağlıkla. Amin. Tekerinize taş değmesin. Sizin de aynen inşallah. Tekeriniz düz bassın arkadaşlar. İyi sürüşler size de. Görüşmek üzere. Üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı iyi bakın yolculuklarınız olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay dostlar. Sonunda 1 euro biracımıza geldik. Arkadaş bu. Bizi seviyor. Magnetleri de 1,5 eurodan satıyor. Uygun ama fiyatlı. Bunlardan bir tane alırız. Şöyle güzel bir dükkan. Olympiakos'la ilgili bir şey varsa ben onunla ilgili bir şeyler almak istiyorum. Bir euroluk biramızı içiyoruz ve arkadaşımız Soteris Mert'le sohbet ediyor. Buraya uğrayın arkadaşlar. Hemen müzenin girişinde Kladeos Cafe. Kladeos Cafe'de zaten şunu göreceksiniz. Bakın, Olimpiya'ya geldik. Müzeye gireceğiz. Zaten bunu hemen görmemek imkansız şöyle bir şey. Fiyatlar nasıl ama? Bomba. Sotiris'in sohbeti çok güzel. I don't love your food. I don't like very much. I have ask. Şimdi kazıların yapıldığı alandan bir müzeye ve de Olimpiyat Oyunları'nın müzesine gidiyoruz. Sotiris ile muhabbet çok güzeldi. Bayağı orada oyalandık. Bir euroya bira satan Sotiris arkadaşımız. Bu arada çok tatlı muhabbeti. Mutlaka uğrayın oraya. Kendisi tam buralı. Türkiye hakkında da çok bilgileri var. Sohbet etmekten de çok hoşlanıyor. Son derece güler yüzlü arkadaşımız sağ olsun. Bizi güzel ağırladı. Hatta bira ısmarladı değil mi Mert? Evet evet bira ısmarladı. Sulama kulesi. Bu ya evet ya arkadaşlar. Bakın hiç bak, kule. O şey. Sabah dağda hani şey vardı ya yangın. Yangın olmadığı halde bunu çalıştırıyorlar yani soğutma amaçlı. Soğutma çalışmaları. Ya bu istasyonlardan bütün ormanlara kurulması gerek. Bu da müze. Müze de çok şey güzel duruyor değil mi? Evet, orijinal duruyor. Çekin seni orada. Evet burası Museum of the History of Excavation of Olympia. Olympia'nın kazı müzesi. Mert arkadaşımız bileti gösterecek. Hadi gel bakalım.
Ölüm yara. Yasas. Yasas. Evet, burada bak şey de var, kıyafetleri de var dayıların etekli. Burası şey mi? İlk kazı ha, bu müzeyi yaratanlar mı? Yapıyorlar. Aa, ödüller. Kupa falan mesela. Bak boğa yarışları varmış. Boğa güreşi varmış. Yunanlar bulmalı diyor tabii ki fiziksel egzersizleri diyor. Mezopotamya'da ve İcip'te de yapılırdı, Mısır'da da yapılırdı. Minoan toplumu da yapar diyor. Ama diyor gerçek bir yarış ruhu diyor. Kesinlikle olimpiyat oyunlarından ortaya çıktı diyor. Akalar, mikenler ilk diyor bu Yunan kültürünü ortaya çıkardı diyor. Boğa güreşi tarihi. Bir miken eseri. Üstünde av görüntüleri olan çömlekler. Bakın Herkül. Herakles yani. Şu omzundaki de öldürdüğü Nemea aslanın postu. Hep onunla gezer kendisi. Zeus tapınağında bulunanlar. Bu arada Olimpia Elis şehrine bağlı ve Elis Vadisi deniyormuş zaten buraya. Burada kutsal yol olduğu söyleniyor. Ya da İlida dedikleri. Eleansların başkenti. Güreş sahnesi. Bakın çömleklerin üstündeki resimlerden kendilerini tıraş eden atletler bunlar tıraş ediyormuş. İşte yağlamaları falan. Yine jimnazyonda hazırlanan atletler. Kafesli aletlere strigil deniyormuş. İşte hani vücuduna kum yapışır, toz yapışır, ter olur, yağ olur vesaire. Onları sıyırma. Strigilli elinde. Bir kadın atletin koşucunun bronzdan figürünü. Onlar da Hera onuruna yarışıyorlarmış. Bir Elyan kadını. Kronolojisine bakalım. İlk birinci olimpiyatlarda yani yıl before Christ 776 milattan önce sprint. Sonra mesela 18.'de falan pentatlon ve güreş de başlamış. 23.'sinde boxing. Sonra 4 atlı koşu yarışı 25.'sinde falan. Erkekler koşusu. Arabası yarışları, bir tekerlek. Bakın yarışan atlar. Mozaikler müthiş. Mert'in müzisyen arkadaşları. Şarkı söyleyen kadınlar. Halı gibi tabi. O zaman halısı bunlar zaten. Ay, otelimiz de pek güzel böyle süslü. Olimpia. Allah'tan asansörümüz var. Çok mutluyum. Aa bakın olimpiyat ateşi yanıyor. Kaldıron o kazanların içine yanıyor bakın. Büyük çınar ağacı altında güzel bir meydan olmuş. Yine ne gömdüğünü öğrenebilir miyim Orestis'te? Güzelmiş ekmeğe zeytinyağı atıyorlar. Yanına da çemen tarzı bir sos. Yani çemen de ne bu? De ekmek de sıcacık. Yani bilmiyorum. Şey ya, biber salçası gibi. Biber salçasının şeylisi. Yani sabah kahvaltısında o acı sos gibi biber ya. Peki fiyatları nasıl sence buranın? Aklında var mı? 350 lira, 400 lira falan büyük böyle yani gerçek büyük hani yanında şeyle gelen büyük yemekler. Mızgaralar ya et yemekleri ama yarım kiloya yakın eti oluyor. Yani tekrar ediyorum yarım kiloya yakın net eti bir oluyor. 400 gram şarap, eti oluyor. 10 euro. 1 litre kırmızı şarap Türk lirasıyla burada 350 lira. Su getiriyorlar ekmek. Ekmek şu ekmek 10 lira.
Yani 10 lira para kesiyorlar. Önemli. Saganaki kaşraydı burada. Kızarmış peynirler var. Çok güzel böyle kocaman peynir. 150 liraya sahanda yapıyorlar. Kızartıyorlar. Çok lezzetli oluyor. Yani işte 350-350-700. Ondan sonra 1000. Yani yaklaşık 1500 liraya falan tutmaz yani kalkacağız. Buranın en yüksek puanlı restoranlarından evet, birisi. Yani. Ama bu şey arada. Yani orası. Yarım şar kilo etle falan, 1 kilo şarapla falan kalkacağız o fiyata. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bunların sağanakisi farklı çıktı arkadaşlar. Yamaz. Döndük dolaştık. Pelops'u, Peloponisos'u. Bitiriyoruz. Galiba bitiriyoruz evet artık. Burası son durağımızdı. Biraz içimde bir hüzün var Mert Kapitan. Zakintos'a yani, gideceğin için mi hüzünleniyorsun? Ya hayır yani tamam Adalara gideceğim için çok mutluyum. Ama hani sanki böyle ana şeyden böyle ana vatandan kopmuş gibi. Çünkü mesela Zakintos bence öyle şey çıkmayacak hani. Ne? Yani geleneksel bir Yunan adası çıkmayacak. O yüzden belki hani üzülüyorum falan. Orası Yunan adası başka. Ama sonuçta şey. Yunan değil mi? Mutfağı falan Yunan. Hem öyle hem de Yonada su kültürü. Çünkü beni bu Saganakilerden ayırırsanız ben ölürüm. Aslında içimin Eda'nın, kanı ağlaması şeyde Türkiye'de Eda hani aman genemeyeceğiz, yemeyelim şu bu diyor. Arkadaş ben. Buraya gele gelmez şunu da mı yiyecek bunu da. Dün bir şey söyledi işte şey vardı. Neydi o? Çok lezzetli patlıcan üstüne böyle eritme bir şeyler yapmışlar ama evet. Nefisti yani. Beşamel soslu böyle patlıcan acayip ama. Acayip bir şeydi. Şimdi Eda, ben onu söyledim. Eda yok o değil dedi. Adam da benim dediğimi getirdi yani. Eda'nın dediği olmadı. Ondan sonra ya... Ben de Mert'e kızdım hani. Sen niye seçiyorsun benim yemeğimi falan filan böyle. Aynen artistik atıyordu. Sonra bir yememle bir bitti. Benimkini de yedi. Ondan iki tane gelmiş. Benimkini de yedi. Bana da yedirmiyor. Benimkini. Yani tencere yemekleri de çok güzel oluyor. Keyfine bakın şimdi. Şuna bak. Sortide demem buraları. Çok güzel çocuk. Allah! Yok her şarabın tadı yalnız çok güzelmiş. Bayağı bildiğin. Balmış bal. Şimdi buna sucuk kake diyorlar arkadaşlar. Sucuk kake. Bizim sucuk gibi okunuyor ama aslında şey köfte. Köfte ve şeyli. Salçalı. İlk ben deneyeyim. Salçalı ekşili çok güzel sosu oluyor. Dün şöyle. Bizim kampta çok güzeldi. Burada da inşallah güzeldir. Merkingi de pork. Stew neydi? Stewart mı? Bu da patates püre. Pork tenderloin. Tenderloin. Bilmiyorum okunuşunu tam öğrenince söylerim. Gayet güzel. O zaman kalorexi. Bakın şimdi dayı Filiantra'dan geldi. Filiantra karpuz kavunu çok ünlü bu arada. Karpuza. Karpuza, kavuni.